Ayak basışımız bizim bütün vücudumuzun nasıl bir doğrultuda olduğunu gösteren çok önemli bir kılavuz bizim açımızdan. O yüzden biz hastalara mutlaka ayakta muayene ederiz. Bununla beraber ayakta basışına bakarız. Ayağın basışındaki problemler sadece ayakla ilgili problemler hakkında bize bilgi vermez. Ayak bileği hakkında, diz hakkında, kalça hakkında ve hatta en önemlisi omurgası hakkında bize bilgi verir. O yüzden de ayağın basışı bizim açımızdan önemlidir. Son dönemlerde bunları daha bilimsel, daha görsel, daha bize faydalı olabilecek şekilde yapılan özel basış analizleriyle değerlendiriyoruz. Hem basış analizi yaparken hem de kişinin görüntüsünü önden, yandan ve değişik pozisyonlardan alarak hastanın postürü yani duruşu nasıl ve ayağın basışı nasıl ona bakıyoruz. Bu durumların çoğunda başka problemler de çıkabiliyor. Bu başka problemleri tedavi ettiğimizde, ayak basışını da özel tabanlıklarla desteklediğimizde çok daha iyi klinik sonuçlar alabiliyoruz. O yüzden problem dizde, ayak bileğinde, kalçada veya omurgada olabilir. Fakat mutlaka doktorunuz tarafından ayak basışınızın size nasıl olduğu konusunda bilgi verilmelidir. Ve buna göre de ek tedaviler, ameliyat veya ameliyatsız yapılan tedaviler sonrası ayak basışınız da yeniden normale getirilmelidir.